Selam arkadaşlar. Bugün battaniyenin motifini yapacağız beraber. Motiflerini yapıp birleştirmeyi de yapalım beraberce. Ben şöyle başlamasını, şöyle ipimizi şu şekilde yaptık. Buradan tığımızı soktuk. Şu şekilde aldım. Bura böyle. 1, 2, 3 zincir buraya doldurdum. Şu şekilde. Böyle doldurup ipi çekeceğiz. İpi kaymaması lazım. Şu ipin kaybolmaması lazım. 3 trabzan oldu zincirle beraber. 1, 2, 3 oldu. 2 zincir trabzan. Bu şekilde bu yuvanın içini dolduruyoruz. 1, 2, 3 trabzan. Bir, iki. Aralarda iki zincir. Üç trabzan olacak şekilde. Böyle dört tane yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane. Bunu çektim sıkıca. Ortaya birleştirdim. İki tane zincir. Şimdi şu buradaki zincirimiz vardı. Onun tepesine battım. Kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Burada şuraya gelmem lazım. O yüzden şu şeylerin aralarından kaydırma yaparak şuraya da bir tane kaydırma yaptım. Böyle düz oldu burası. 1, 2, 3 zincir. Bu trabzanın bir tanesi sayılıyor. Bu 2. Bu 3. 3 trabzan yaptık. Bu şekilde 3 tane daha doldurdum. Bir zincir arada. Trabzan yine 3 tane. 2 zincir. Beyaz göbeğimiz böyle oluşuyor. Daha sonra renklere geçeceğiz. Çok güzel bir örnek, göz alıcı. Renkleri de uyumlu olursa çok güzel bir görünüm oluyor. Başka şekillerde de birleştirebilirsiniz. Zikzak modeli oluşuyor o zaman da. Onu da yapacağım arkadaşlar inşallah size. Beraberce yaparız. Bu örneği çok seviyorum. Her türlü şekli yapabilirsiniz bu örnekten. Şekilde doldurdum. 2 zincir. Göbeğimiz oluştu şimdi. Bir tane zincir çektim. Aralarda bir zincir vardı. Şuradaki zincire battım. Kaydırdım. Bir zincir çekip koparacağım. Çektim arkadaşlar. Bu şekilde tamamlandı. Şimdi diğer rengimizi takacağız. Şimdi şu köşelerden başlıyoruz başlarken. İstediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben şöyle ipimi de kaybederek buradan başlayacağım. Beyaz ipi de kaybederek. Bu şekilde. Bir zincir yapıp sıkıladım orayı. Şöyle ipi şöyle atalım, daha da sıkı olsun. Şöyle atalım ipimizi. İp daha sabitlemiş oluyoruz. 3 zincir çektim. 1, 2 zincirinden 2 doldu trabzan.
Yani 3 trabzan. Şurada zincirimizden 3. Bir zincir çektim. Üç trabzan araya bir zincir. Bunu yarım yapıyoruz. Tamamını yapmıyoruz. O yüzden burayı tekli yaptım. Bir, iki. Bu şekilde. Bir zincir. Her şekil, her renk, her şey modele uyan bir motif. İstediğiniz her düzenli bir şekilde eklerseniz değişik değişik şekiller çıkar. Şimdi arkadaşlar, buraya geldim. Bu köşeden köşeye geldim. Bu köşeye gitmiyoruz. Buradan döneceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Yani buraya karşısındakine 3 trabzan. Bir zincir. Yine 3 trabzan. Bu şekilde 3 rengimizi tamamlayacağız. Ben bunu göstereyim, diğer renklerde başlama yapalım. Daha sonra tamamlayıp gelirim ben. Bu rengimizi bitirelim. Sonra eklemeyi de göstereceğim çünkü size. Eklemesi de çok kolay. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir zincir, aralar bir zincir. İplerini sonra yok edeceğiz. Onları kafanıza takmayın. Siz yaparken. Şimdi köşeye geldik. Şu köşeye gelmemiz için yine bir zincir çektim. Başını donadım tam tepeye. Şuradaki tepeye. İkisini bir alalım. Battım. Çektim arkadaşlar. Diğer ipime geçeceğim. Bir ipimi aldım. Sabitledim. Burayı da sabitledim. Buraya bir düğüm atalım. Sonra şey olmasın. Örneğimiz sökülmesin. Bir düğüm attım. Yeşili de kestik. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şunları da yanına alalım. Şu iplerimizi şöyle. 1, 2 oldu. Bundan trabzan zincirle beraber 3 trabzan oldu. Bir zincir. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. Kaç renk yapmak isterseniz ekleyebilirsiniz. Daha da büyük yapabilirsiniz. Daha da küçük yapabilirsiniz. Bu sizin arzunuza kalmış. İki zincir. Orta bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Gidip geliyoruz. Ondan sonra diğer ipe geçip iki sıra iki sıra gidip geleceğiz. Ben burayı tamamlayayım. Birleştirmede buluşalım. Şimdi arkadaşlar bu şey böyle tamamladım ben. Yeşil iki sıra iki sıra. Şimdi motifi birleştireceğiz. Siyah ipimizi alalım.
Şimdi şöyle birleştirirken şöyle göstereyim. Beyaz her zaman beyazlar şöyle gelecek. Şu şekil olacak. O yüzden birleştirirken dikkat edin. Benim battaniyemde sıra sıra yap. Bu şekilde yeşil, kahverengi yeşil diye devam ediyor, pembe diye. Şimdi benim birleştirme yerim yeşildi. Şöyle. Kenardan değil, ortadan birleştireyim. Bu şekilde bitirmek istediğiniz zaman köşe tamamlanmış oluyor bu köşe. Böyle böyle gidiyor. Buradan da ortaya birleştirelim beraberce. Tam şöyle ortadan yapacağım ben. Ortadan alacağım ilmeği. Böyle birleştireceğiz. Tam ortadan aldım arkadaşlar. Sıkıladım ipimi. Şöyle atlatalım ipi, sıkı olsun. 3 zincir çektim. Burayı yine 3 trabzan. Zincirine 3 oldu. 2 zincir çektim. İpimizi şöyle araya aldık, kaybedelim onu. Kalanını keseriz. Bir zincir çektim. 3 trabzan aynı yaptığımız gibi. Bir zincir, 3 trabzan aralar. Siyahla birleştirmeyi tercih ettim. Beyaza da çok güzel oluyor. Şu göbeğe beyaz değil, başka renk yaparsanız. Her renge, her şekle uyan bir motif. Beğeneceğinizi umut ederek bu örneği göstermek istedim. Şöyle köşeye geldim. Köşeye de yine 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi birleştirme yapacağız beraberce. Şimdi arkadaşlar şöyle tam şöyle olacak. Şu şekil, pardon, gözükmüyor. Şu şekil olacak. Şimdi aldım, tam yerini ayarladım. Burayı aldım elime, bu da elimde. Köşeyi değil de ortayı göstereyim istedim. Tam şöyle buradaki zincirin içine bu şekilde tığımı battım. Bu şekilde çektim. Bir zincir kaydırma yöntemiyle bir zincir çektim. Buraya 3 tane trabzanımı dolduruyorum. Siyah olduğu için biraz görmekte zorlanabilirsiniz. Ayrıntılı anlatayım. Hiç zincir çekmedim. İkinci delik var burada. Tığımı böyle. Böyle buradan. İp bu tarafta olacak. Tığ burada. Aldım, çektim. Kaydırdım. Hiç zincir çekmedim. Tekrar buraya, buradaki deli yuvaya battım. 3 tane yine trabzan. Hiç zincir çekmedim. Şimdi ikinci yuva buradaki. Kaydırdım, çektim. Kaydırma sistemiyle yapıyoruz. Bir sonrakine geldik. Zincir tığımı buradan soktum. İp burada. İpi aldım, böyle çektim. İkisini içinden kaydırdım. Bir sonraki yuvaya 3 tane trabzan. Bu birleştirme çok güzel oluyor. Hiç belli olmuyor. Ben bu şekilde birleştiriyorum hep. Hiç aralarda potluk olmuyor. Birleştirme yerleri belirgin olmuyor, güzel duruyor. Şimdi 3 tane yine yaptık. Bir sonraki şuradaki son bir tane şeyimiz kaldı. Ona battım, kaydırdım.
zincir çekmedim, göbeğe geldik. Göbeğin üst içini yine 3 tane dolduruyorum. Bu göbekleri de bir zincir çekiyorum. Tam buranın göbeğiyle bir denk gelecek. Tam ortaya, burada şu ortada birleştirdiğim yer var. Şurada. Tam ortaya. Şu orta yere birleştirdiğim yer. Çektim. Bir zincir çektim. Aynı göbeğin içine tekrar 3. Hiç zincir çekmedim. Şimdi bu tarafa geçtik. Arkadaşlar. Şuraya, şu şeyin yanına. Üç trabzan. Bir zincir çekmiyoruz. Pardon, burada göbekleri de çekiyoruz sadece. Şimdi bir sonraki yuvanın içine çektim tığımla kaydırdım. Yuvaya battım. Kaydırdım. Bir sonraki yuvaya kaydırma. 3 tane trabzan bu karşıya. Bir oraya, bir oraya. Bir karşıya, bir önümüzdekine. Böyle böyle birbirine bağlamış oluyoruz. Bir son şeyim kaldı. Şu son yuvaya battım. Çektim. Bir zincir. Şu köşemiz var bir tane de. Köşemize bir zincirle bağlıyoruz. Bağladım. Çektim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Aynı yuvanın içine doldurdum. Evet, birleştirmemiz bitmiş oldu. Bu şekilde birleştirdik. Şu köşeyi de yapayım. Bitişi beraberce kapatalım. Aralarda birer zincir. Sizi sıkmamak için biraz hızlı yapıyorum. Bir köşeyi de beraber kapatalım diye. Arkadaşlar, videomu beğeniyorsanız beğeni tuşuna basın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü olabilir. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bir zincir çektim. Bitmişti. Şu köşedeki 3 tane zincirimiz vardı ilk başta yaptığımız. Onun tepesine baktım. Şöyle kaydırdım. Bir zincir çektim. Kopardık ipimizi. Şimdi bu şekilde birleşmiş oldu arkadaşlar. Yani yan yana yan yana birleşecek motifimiz bu şekilde devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.